Merhabalar, sıfırdan uygulamalara Python kitabının eğitim videolarına devam ediyoruz. Şimdi hata yönetimini, hata yakalamayı işleyeceğiz. Python'da hata yakalamak için kullanacağımız temel blok try bloğu olur. Try bloğu içerisinde hata var mı diye denetler. Örneğin biz buraya bir tane liste tanımlayalım üst tarafta. Ve mesela liste içerisinde 1, 2, 3 diyelim. Bunun üzerinden bir hata denetlemesi yapalım. Liste deyip listenin dördüncü indisine ulaşmaya çalışalım ki burada üçüncü indis bile yok. Try yazdıktan sonra try'ı tek başına kullanamazsınız. Yanına illaki except gelecek. Buraysa bakın try burada hata olup olmadığını denetler. Exceptse hata varsa çalıştırılacak kodları yazar. Mesela örneğin mesela siz burada bir tane fonksiyon kullandınız. Bir tane dışarıdan birinin yazdığı programı programınıza entegre ettiniz. Mesela veya da burada internet bağlantısı gerektiren bir kod yazdınız. İnternet bağlantısı olmadı, hatalar diyelim. Burada hata bulundu yazacak mesela. Örneğin burada hata bulundu yazdı. Veya da burada print mesela print 1 artı S diyelim. Burada bir S yazmayacak. Hata bulundu diyecek. Çünkü biz bunu mesela direkt yazmaya çalışırsak 1 artı S diye bakın burada diyor ki name error diyor. Mesela biz bu hataları özel bir şekilde kullanabiliriz. Örneğin buraya geliriz. Hatta bir tane daha hata alalım böyle. Hatta şöyle yapalım listeyi dördüncü elemanına erişmeye çalışalım. Oradaki hataya da bakalım. Bu da index error. Şimdi try dedik. Mesela liste dedik. 4 dedik. Accept dedik. Index error. Eğer ki bu hata bir index errorsa buraya böyle yapalım. Print küçük yazalım. Print. Index error hatası alındı. Böyle özel hata belirleyebiliriz mesela except diğer de name error'du değil mi? Name error. Mint. ya zaten bu hataların Türkçe'lerinden ne olduğunu anlayabilirsin seni bu. Index dışında hatası bu öyle bir şey yok hani buradaki s diye bir şey yok hatası burada s tanımlamadın diyor bize s mesela 5 olarak tanımlasak yan yana 15 yazacaktı böyle mesela çalıştırdığım zaman bu bir indexer error diyor buraya print 1 artı s dediğimiz zaman mesela bu sefer type error verdi çünkü bununla bunun türü aynı olmadığı için burada farklı bir hatayla karşılaştık buraya tekrar except diyelim. Tür hatası oluştu. Bakın burada da tür hatası oluştu diyecek. Şimdi burada şey yapabiliriz. Direkt buraya mesela genel hatalar için exception yazabiliriz. Bunu yazdığımız zaman genel bir hata oluştu veya da bir hata veya da bir hata oluştu yazabiliriz. Çünkü bu hatalardan biri hani herhangi biri yoksa o zaman direkt genel hata olan exception kısmı çalışır. Gördüğünüz gibi tür hatası oluştu diyor. Burada başka yapılar da var kullanabileceğimiz. Örneğin şurayı temizleyelim. Daha temiz bir şekilde çalışalım. Burada mesela hata dedik. Finale bloğumuz var. Bu finali bloğumuz hata olsa da olmasa da çalışır. İki türlü de bu çalışacak. Mesela ben bunu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi hata dedi. Hata olsa da olmasa da çalışır dedi. Burayı sildim. Şu an herhangi bir hata yok. Hata olsa da olmasa da çalışır dedi. Gördüğünüz gibi. Burada else bloğumuz var. Else bloğu try içerisinde herhangi bir hata olmadığı zaman çalışır. Mesela print listenin dördüncü elemanını yazdıralım. Burada denetleyelim listenin dördüncü elemanı var mı diye. Hani burada bir hata varsa o zaman else çalışmayacak zaten. Burada gördüğünüz gibi hata varmış o zaman biz bunu iki yapalım. Burada ikinci elemana erişim tamamlandığı zaman burada gidecek ikinci elemanı ekrana yazdıracak. İkinci indisi yazdıracak pardon ikinci indisi üçüncü elemana eşit o da üçe eşit gördüğünüz gibi burada yine yazdırdık burada hatalara özel isim tanımlayabiliriz mesela exception s e dediğimiz zaman artık bunun ismi e oldu mesela biz burada şöyle e dediğimiz zaman mesela bir hata alındı hata eşittir e dediğimiz zaman burada hatayı yazacak. Burada tabi hata yok. Şu an mesela hata var. Bakın bir hata alın dedi. Hatayı biz değişkene aktarmıştık. Aktardığımız değişken de burada. Gördüğünüz gibi. Liste diyor. Liste indisi aralığın dışarısına çıktı diyor. Mesela reis ile e ile böyle direkt hata da fırlatabiliriz. Hata fırlattığımız zaman anında hata verir. Örneğin reis. Mesela buraya type error ee, tür hatası diyelim. Burada mesela tür hatası vermesi lazım şu an. Çalıştıralım şöyle. 2 yapalım. Bakın burada da hatayı tür hatası olarak belirledik. Burada dedik ki sen type error'a hani burada İngilizce yazma dedik mesela biz bunu şunu kapatırsak. Gerçi burada bir tür hatası yok ama mesela kendi programımızda normalde Python içerisinde hata olmayan fakat bize göre programın sonlanması gerektiğini düşündüğümüz bir kod var diyelim. O kodlarda direkt Raise ile hata döndürebiliriz. Mesela burada type error dedik ama bunu direkt exception genel hata olarak döndürebiliriz mesela. Burada program hata ile sonlandırıldı. Hata alarak diyelim daha düzgün olsun. Bunu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi program hata alarak sonlandırıldı dedi. Burada bu kodu yazdığımız zaman onun altına herhangi bir şey yazınca mesela o devre dışı kalacak. Çünkü burada artık bir hata var. Bu hata olduğu anda direkt bu kodun altındaki kısımlar çalışmıyor try'da ve direkt exception'a geçiyor. Yani içerisindeki exception içerisindeki exception'a geçiş yapılıyor. Bir de asartımız var. Assert'te şöyle bir şey. Şimdi asartın bir koşulu var. Örneğin bir sayı eşittir 10 dedik. Burada da azart ile koşul belirteceğiz. Örneğin sayı hatta şöyle yapalım. Sayı gerçi 10 diyelim. Sayı küçüktür 0. Burada da hata diyelim. Bakın gördüğünüz gibi burada bir hata vardı. Neden hata vardı? Biz burada dedik ki sayı dedik. Sıfırdan küçük ise dedik o zaman ya burada bunun tersi çalışır hani şöyle sıfırdan küçük ise sıkıntı yok eğer bunun tam tersi bir şeyse hata versin dedik mesela biz buraya eksi 10 yazdığımız zaman gördüğünüz gibi bak da sayı sıfırdan küçükse o zaman sıkıntı yok dedi eğer ki sayı sıfırdan büyükse veya sıfır eşitse hani bunun geri kalan kısmı ise o zaman hata olarak döndürürsünüz. bakın burada direk bizim verdiğimiz hatayı söyledi. Hata verildi diyelim. Hatta şey de yapabiliriz. Burada sayı negatif olmak zorunda dediğimiz zaman, bakın şu an bir şey yok. Böyle yaptığımız zaman sayı negatif olmak zorunda diye. Burada koşul belirtiyoruz. Eğer ki bu koşul gerçekleşmezse, burada hatayı yazdırıyoruz ekrana yani burada direkt bir hata metni yazıyoruz bu asertte asarçın asarçın errorla bunu ekrana yazdırıyor yani hatayı burada döndürüyor hata işlemleri bu kadardı başka herhangi bir şey yok bir de hata işlemlerinin detayını ilmek istiyorsanız ek programlar işte mantıksal hatalar runtime errorlar işte sintaksi hataları. Bunları değinmek istiyorsanız yine sıfırdan uygulamalara Python kitabını temin edebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.